Bir tane daha 8. Oğuzhan'la yan yana oynatabilir. Zaman zaman... Adem de var o bölgede. 6 da oynatabilir. Adem'i efendim, 10 mu oynatır? Adem'i de oynatabilir onunla beraber. 21 takım var ligde. Ziraat Türkiye Kupası var. Avrupa'sı var. Yani maç sayısı da fazla. Şimdi editörüm Yasin, o da diyor ki 2 forvetle 4-4-2 olur mu? Olur da 2 forvet lazım önce. Ben Sergen Hoca 4-4-2 oynatmaz ya, Sergen Hoca. Hayır, 2 forvet. Forvet. Bir forvet var mı Beşiktaş'ta? Onu da soracağım sana da. Onun esprisini yapıyorum. Doğru. Mensa gerçekten ben de çok umutluyum. Evet. Beşiktaş'ta yönündeki katkı sıkıntı vereceğini, hani Talişka efekti falan yapacağını, yani birebir Talişka'nın pozisyonuna değil, şimdi hemen şey linçemeyelim ama hani o tarz, çünkü oynamaya istekli olduğu, sadece hedefinin İstanbul'a gelmek değil, İstanbul'un da ötesine Edirne'den çıkıp gitmek olduğunu sık sık arkadaşlarına söyleyen bir oyuncuymuş. Hani bu kafa yapısındaki bir oyuncu. Eğer daha önce Kasımpaşa tecrübesi yaşadı ama Beşiktaş başkadır. Başka. İstanbul'un ışıklarına kendisini kaptırmazsa fayda sağlayacağını zannediyorum. Yani oyuncu da doğru yerden öte doğru hocanın olduğu, yani doğru bir hocaya geldi bence. Çünkü hocaların hoca takımı kuruluyor. Hı-hı. Bu şu ana kadar yapılan 3 transfer Sergen Yalçın listesinden yapılmış transferler. Ve Mensah bu ligi en iyi bilen yabancılardan biri. İşte Kasımpaşa, işte Kayseri geçmişi var. Defansif yönünün sıkıntısını çok konuşulması. Ya hangi takımdan geliyor? Kayseri Spor'dan. Küme düştü Kayseri Spor. Yani kötü bir sezon geçirdi. O sezon içerisinde yani orada herkesin defosu çıkar. Herkesin eksisi daha fazla. Tabii ki kötü bir sezon geçirdiler. Şimdi Beşiktaş'ta o defansif eksikliğini çok görür müyüz? Göreceğimizi zannetmiyoruz. Etrafında kimler olduğu önemli, önünde kimler olduğu önemli, kurgu nasıl olacağı çok önemli. Nerede oynatacağı çok önemli. Belki de defansif yönünün çok fazla ihtiyaç duymadığı bir mevkide oynayacak, bir bölgede oynayacak, bir alanda oynatılacak. Arkası belki takviye edilecek. Bunları bilmiyoruz ama hocanın çok ısrarla istediği bir şey. Bir oyuncusu gelmeden önce hoca kafasında kurmuştur. Kaldı ki Fatih Terim'in de listesinin en başında olan adamlardan biri kendisi. Doğru. Madem bu kadar sıkıntısı varsa koca iki kulübün, iki futbol aklının, biri Sergen Yalçın, biri Fatih, ısrarla istediği bir adamdan bahsediyoruz. Sergen Yalçın demişken bugün sosyal medyada çok paylaşıldı. O hocanın tişörtünün boğazını yırttığı fotoğraf, kestiği fotoğraf, o geldi aklıma. Sergen Yalçın bambaşka bir rahat bir adam ya. Çok rahat bir adam. Çok beğenilmiş ama o fotoğraf. Evet, onu fark etmedim. Pek sosyal medyaya bakamadım bugün. Fotoğraf enteresan bir fotoğraf. Oynarken de hoca biliyorsun formanın önünü gevşetirdi. Gevşetirdi. Sıkılıyor demek ki. Sıkılıyor. Sıkı. Ve şu an üstündeki tişörtün de önü yırtıktır bence. Tabii. Onu özellikle makasla kesmiş hoca, evet, zaten. Evet, yani sıkılıyor. Enteresan. Şimdi dönelim editörümüz Yasin'in sorusuna. Hani çift forvet dedi ama forvet transferini önce konuşmak lazım ki sonra çift bir tek bir soralım sana. Kalinic ismi çok sık gündeme geliyor son günlerde. Şu an liste başında Kalinic var. Sergen Hoca'nın da çok istediği, evet, bilgiler istiyor. Ahmet Nurçebi de çok uğraşıyor onu bitirebilmek için. Ama kolay bir transfer de değil tabii. Kalinic'ten bahsediyoruz. Bir tane olacak diye düşünüyorum. Yani hoca, hı-hı, iki forvet istedi. Bunlardan birisi şu an Sisse. Diğeri de Kalinic. İkisi aynı anda olur mu bilmem. İkisinden biri gelmez, Sisse gelir, yanında başkası mı olur bilmem. Ama en yakın zamanda bence Sisse'yi bitirebilme şansınız varsa bitirmeleri lazım. PAOK maçı da yaklaşıyor. Fakat oyuncu da çok para istiyorsa Beşiktaş çaresiz değil bu konuda. Sisse olmazsa acaba Sisse'nin yerine kimleri alabiliriz diye bir listesi var yönetimin. Mutlaka. Var. Yani iki forvet. Başka yani transfer olacak. İki forvet ama bu iki forvet 4-4-2'yi getirmez, onu söyleyeyim. Değil de iki forvetlere haksızlık mı yapılıyor acaba? Hani başka bir alternatif takım içerisinde. Ya bak şöyle bir şey. Eldeki oyuncular kötü oyuncular değil. Eldeki oyuncular... Değil yani, ben yani güvene üzülüyorum keşke. Bu sonuçta bu kadro Şampiyonlar Ligi'nin kapısına yaklaştı mı öyle veya böyle, evet, yaklaştı. Bu kadroyla oldu. O kadroda Burak vardı. Bak işte. Bir tane ama bir tane forvetin Umut gitti Galatasaray maçında gol attı. Tabii. Yani öyle düşün. Sonuçta herkesin katkısı var. Burada tercihler önemli. Sahaya ne koyacaksın, önümüzdeki sezon nasıl bir oyun izleteceksin, bu önemli. Örnek, Lemina
Galatasaray'a gitti. Enneni Beşiktaş'a geldi. Bu iki oyuncu her iki takımın gündeminde olan oyuncu. Biri Lemina'yı tercih etti, biri Enneni'yi tercih etti. O ondan daha iyi, ondan daha kötü değil. Fatih Terim'le sistemine Lemina daha doğru. Üçüncü bölge oyunu oynayan bir teknik adam. Abdullah Avcı'nın sisteminde Enneni daha doğru bir isimdi. Sahayı işte parselizasyon, işte pas oyunu falan anlam oyunun içerisinde Enneni tercih edildi. Ama şimdi Sergen Yalçın geldi. Gene Enneni'nden yararlanıyor ama eğer Lemina'yı alabiliyorsanız Lemina'yı alın der. Ve nitekim Beşiktaş'ın gündemine de geldi Lemina. Ondan sonra şimdi Galatasaray'da tekrar gündemine aldı. Evet, zaten. Galatasaray tekrar gündemine aldı. Alır mı Beşiktaş bilmiyorum. Galatasaray mı alır bilmiyorum. Ama oyuncu geçen sene Galatasaray'da geçirdiği için Galatasaray'ın bu transferde daha avantajı var. Yani 1-0 önde, 2-0 önde hatta. Tabii. Ama Beşiktaş dener, yoklar. Olursa olur, olmasa başka hedefler. Ama oyun tarzı Sergen Hoca tıpkı Fatih Terim gibi. Yine 3. bölge oyununu oynayan bir hoca. Arkasında Lemina istiyor. Niye? Hızlı, daha hızlı, daha seri, daha farklı özellikleri var. Bu kötü, Beşiktaş'ın şu an kadrosundaki oyuncular da kötü değil. İyi oyuncular. Ama sistem değişiyor. Farklı bir hoca geldi. Farklı bir anlayış olacak. Dolayısıyla oradaki malzemeyi değiştirmen lazım. Yani mutfakta yapacağın yemek çok önemli. Ne yemek yapıyorsan buzdolabına bakıyorsun. Bunlarla olmuyor. Değiştireceksin. Tabii. Gideceksin market alışverişini yapacaksın. Şimdi Koyta ismi de konuşuluyor Beşiktaş için. Ne dersin? Bon servisi var ama değil mi? Tabii. Yani nasıl alacaksın? Bon servisli futbolcu almak. Kasımpaşa hediye etsin mi deniliyor? Kasımpaşa bugün biliyorsun herkese destek mesajı yayınladı. Yayınladı. Tabii onu ben çözemedim. Birincisi bırakmam seni desteği. Beşiktaşlılar tarafından çok olumlu karşılandı. Yazılanlar doğru. Yani Türk futbolunu her kulübün birbirine bu şekilde destek olması lazım. Tabii. İşte benim mesela ben asla ve asla böyle camialar arasında kutuplaştırmayı hiç sevmem. Ama Beşiktaş'ın Mensah transferinde Galatasaray'ın profesyonelleri sen limiti az olan Beşiktaş'ı zor durumda bırakmaya çalışıyorsan ben orada kızarım abi. Beşiktaş yöneticisi olarak, başkan olarak. Ben can derdindeyim, sen beni bitirme derdindesin, öyle mi? Bu ligde ben olmayınca, Fenerbahçe olmayınca ne yapacaksın tek başına? Veya Galatasaray, Beşiktaş olmayınca Fenerbahçe ne yapacak tek başına? Trabzon ne yapacak? Bunlar ayrılmaz bir parçalar. Birbirini tutan tabii ki parçalar bunlar. Dolayısıyla o profesyonel arkadaşlara söylüyorum. Türk futbolu, Türk futbolunun dinamikleri senin futbol aklından çok daha üst düzeyde. Sen onu anlayamazsın. Yani Türk futbolunun tarihini biliyorsan o profesyonellere söylüyorum. O transfere bakan profesyoneller, hayat sadece kapitalist futbol değildir. Türk futbolunda çok farklı dinamikler vardır. O dengeleri sarsmaya çalışma. Yönetim ona kızıyor. Mustafa Başkan'a kimse bir şey demiyor. Eminim ki o profesyonel arkadaşlar Mustafa Başkan'ı bu şekilde yönlendirmiştir. Ben burada Fatih Hoca falan da kastetmiyorum. Transfere bakan profesyoneller vardı. Elinde işte atletik kağıtlar var. Dolaşır molaşır. İngilizce bilirler, Fransızca bilirler falan filan. Onlardan bahsediyorum. Türk futbolu bu camialar senin futbol aklından, senin zekandan daha büyük zekaya sahipler. Altında ezilirsin. Hele hele camiaları karşı karşıya getirmeye çalışman. Daha ne diyeyim yani?